Evet, İdeal Hayvancılık izleyicileri, yeni bir programla daha sizlerle baş başayız. Ballıpınar Çiftliği'ndeyiz. Çekimlerimize devam ediyoruz. Bu programlarda özellikle ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz ama bizim de neler yaptığımızı özellikle göstermek istiyoruz. Asıl amacımız o. Bugün hakikaten aslında herkesin bildiği ama birçok zaman tasarruf etme gerekçesiyle de yapmadığı, yanlış yaptığı, eksik bıraktığı önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Bugünkü temel konumuz biyogüvenlik. Bu kelime başlı başına çok önemli bir kelime. İçinde güvenlik geçince aslında şunu anlamak lazım. Basit tabiriyle herhangi bir AVM'ye bile, alışveriş merkezine bile girdiğinizde sizi bir özel güvenlikteki arkadaşlar karşılıyorlar. Sizi X-ray cihazından geçiriyorlar. Elinizdeki işte metal eşyaları bıraktırıyorlar size. İşte AVM'ye işte silah ve benzeri şeylerle içeriye girmenizi de engelliyorlar. Yani aslında AVM içindeki insan güvenliğini bu şekilde sağlıyorlar. Kameralarla izliyorlar, gözlemliyorlar. Ondan sonra belli bir hijyen, özellikle bu Covid ile alakalı, işte korona ile alakalı süreçte de belli hijyen kuralları var. İşte mağazadaki kişi sayısından maskesiz gezilmemesine kadar HES kodu ile kapıda girişten başlayan bir süreç işliyor. AVM'ye dahi girerken, yani insanların bulunduğu alışveriş merkezine dahi girerken hem insanların sağlığıyla alakalı hem de orada işte alışveriş yapan, yiyen, içen, gezen insanların ondan sonra güvenliğiyle alakalı bir tedbirler zinciri var. Alışveriş merkezinde bile. Fakat bizim çiftliklerimizde herkesin en iyi bildiği, ondan sonra bilme konusunda sıkıntı yaşamadığımız bir kelime biyogüvenlik kelimesi. Ve bu biyogüvenliğin de bir sürü ayağı var. İşte bu ayakları biraz sonra anlatmaya gayret edeceğiz Mehmet'le birlikte. İşte burada işte insan girişinden, yani işletmeye dair olmayan ne varsa canlı cansız bunların girişinden tutun da işte rodent fare mücadelesine, ondan sonra özellikle bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla olarak ilgili olan işte yem hijyeni başta olmak üzere işte yemle alakalı hijyen tedbirlerine, ondan sonra yatakların temizliğine, gezinti alanlarının dezenfeksiyonuna, bir önceki programda yaptığımız ayak bacak dezenfeksiyonuna, sağım hijyenine, ondan sonra ve bugün konuşacağımız işletme içinde yapılan koruyucu aşılamaları içine alan konuya çiftliğin biyogüvenliği diyoruz. Biyogüvenlikle alakalı aslında en temel prensibimiz var. Bizim kapımızın dışı kirli, işletmemizin içi temiz. Yani dışarıdan bize işte tehdit edici faktörler kapıdan içeriye giriyor. Bu sebeple dışarıyı biz kirli kabul ediyor ve kendimizi de temiz kabul ediyoruz. Bu temizliği bozmamamız gerekiyor. Bozan faktörlerin hepsine de biyogüvenliği bozan faktörler diyoruz. Ve bunca yıldır gördüğüm bir şey var. Biyogüvenlikten tasarruf edildiğinde, yani insan girişinden, kapı girişinden, araç hijyeninden, yem hijyeninden, ahır hijyeninden, aşılamalardan tasarruf etmeye kalkıldığında bu 1 liralık tasarruf bizden 1 milyon lira olarak çıkıyor ve işletmeyi batıran, götüren, ondan sonra işte abortlara sebep olan, atıklara sebep olan, ölümlere sebep olan, ondan sonra birçok enfeksiyonu da kapıdan içeriye sokuyor bu durum. Ondan sonra biz öncelikli olarak biyogüvenlik temelinde Ballıpınar'da ne yapmaya çalışıyoruz? Neleri yapamıyoruz? Mehmet, onu da anlatalım. Biz hep söylüyoruz ya programımızda, neleri yapamadığımızı da anlatalım. Nelerde muvaffak olamadığımızı da anlatalım ki ondan sonra onun doğrusunu da insanlar görsün. Genelde bu programlarda hep her şey 10 numaraymış, işte 5 yıldızmış gibi anlatırlar. Fakat öyle değil. Bizim işletmemizde de ondan sonra biyogüvenliğin kırıldığı noktalarımız mevcut. Bunlarla alakalı biz biyogüvenlikle alakalı ne yapıyoruz kısmını bir senden dinleyelim. Sonra da herkes çok merak ediyor ve çok soru geliyor bize. Hocam işte hangi aşıları yapıyorsunuz? Şu aşıyı yapalım mı? Bu aşıyı yapalım mı? Bu aşıyı ne zaman yapalım?
gibi birçok soru alıyoruz. Biz işletmemizde hangi aşılama programını hangi dönemde yapıyoruz kısmıyla da programımızı noktalayalım istiyorum bugün Mehmet. Gerçekten çok önemli bir konu konuşuyoruz. Ve tekrar vurguluyorum. Aslında bu konuştuklarımızın hepsini biliyoruz. Böyle de bir garip durum var. Ben bunu bazen böyle mizahi olarak anlatmaya çalışıyorum. İşte Müslümanların hepsi 5 vakit namazın farz olduğunu bilirler. Bununla alakalı, bilmeyle alakalı bir sıkıntı yoktur. Ama uygulamaya geldiğinde ondan sonra hangi sebeple olursa olsun birçoğumuz bu noktada şey yaparız. İşte ayak direriz, ondan sonra yapmayız. Biyogüvenlik de işte işletmenin farzlarından bir tanesi. Hepimiz bu farzları biliriz ama çoğu zaman uygulamayız. Biz Ballıpınar'da hangi biyogüvenlik tedbirlerini uyguluyoruz, hangilerini uygulamaya çalışsak da muvaffak olamıyoruz da başlayalım Mehmet bu programa. Şimdi dediğiniz gibi biyogüvenlik bir işletme açısından son derece önemli. Hayvan sağlığını belirleyen kritik bir nokta. Biz de burada belli başlı biyogüvenliği tehdit eden unsurlar var. Bunlara karşı mücadele ediyoruz. Bunların başında dışarıdan işçilerimiz bizim çalışmakta. Burada yatılı olarak barındırmıyoruz. Köylerinden, kendi evlerinden gelip gidiyorlar. Bunlar bizim için son derece büyük bir tehdit. Çünkü hepsinin kendilerinde, ahırlarında, evlerinde hayvanları var. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. İşte sabah kendi hayvanını sağıyor, yemliyor. Ondan sonra buraya işe geliyor, burada çalışıyor. Bu çok ciddi bir tehlike işletme açısından. Bunun için bazı koyduğumuz uygulamalar var. Bunların en başında giriş sistemimiz var bizim, personel sistemimiz. Bunun içinde insan sağlığına zararlı olmayan dezenfektanlarla giren kişiyi dezenfekte ederek içeri alıyoruz. Ve sonrasında dışarıdan geldiği kıyafetleri koyabileceği ayakkabılıkları ve dolapları var. Burada üstünü çıkartıp diğer kısma geçiyor. Temiz kısma, yani çiftlik kısmına geçerek oradaki dolabından da çiftlik kıyafetlerini giyerek. Tekrar vurgulayalım. Bizim için dışarısı kirli, içerisi temiz. İçerisindeki temiz diye kastettiğimiz mevcut çiftliğin içindeki kıyafetlerini ve çizmelerini giyerek içeri giriyor. Aynı şekilde misafir, işte müşteri veyahut da dışarıdan gelen çalışan işçi haricindeki kişiler için de yine sislemeden geçerek plastik tek kullanımlık galoşlar ve galoş tulumlar giyilerekten çiftliğin içine dahil oluyor. Bu nokta personel ve insan girişi kısmıydı. Diğer bir kısım ise araç girişi, bizim için en büyük tehlike. Çünkü her gün buraya giren bir süt kamyonumuz var. Belli dönemlerde hayvan satışlarında veyahut da kesime gidişlerde nakil araçlarımız var. Bunların içeriye girişinde bir dezenfektan havuzundan ve arabanın tamamını ilaçlayabileceğimiz bir dezenfektan sisteminden geçmekte. Şimdi burada bir es verelim. Özellikle küçük üreticilerimize de hitap ederek bunu söyleyelim. Aynı durum onlar için de geçerli. İşletmeye yem kamyonları geliyor. Bayiden yem kamyonları, kamyonetleri geliyor. Ve bu yem kamyoneti bütün işletmelere yemi dağıtarak devam ediyor. Evet, en büyük riskler süt kamyonu ve yem kamyonu. Bir işletmede, o işletmede gübrenin üzerine o tekeriyle basıyor. Senin kapının önüne kadar geliyor. Ondan sonra bu araç en büyük aslında problemlerden bir tanesi. Aynı şey süt kamyonu içinde geçerli. Bu süt arabası her gün şeye geliyor, işletmeye, ve birçok işletmeyi de ziyaret ederek geliyor. Ben bunu şeye benzetiyorum, kar topuna. Bu ne kadar dolaştıkça bu kar topu o nispette büyüyor mikrop yükü olarak ve kimin başında patlayacaksa bu kar topu orada patlıyor. Bu sebeple küçük üreticilerimizin dahi, İşte her işletmenin, yani bir 5 hayvanı olan da, işte bizim gibi 1000 hayvanı olan işletmede de işletmeye dışarıdan gelen her şeyin kirli ve pis olduğunu bir defa şey yapmamız gerekiyor. Öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Ve bu arabaları da, özellikle süt arabasını içeriye kadar sokacaksak, süt arabasının tekerlerini mutlaka ciddi şekilde, en basitinden işte mevsim uygunsa yoğun bir çamaşır suyuyla. Değil mi? Evet. Veya işte o aracın kaportasına zarar vermeyecek bir dezenfektan maddeyle temizlemek lazım. Yem arabalarını ise mümkünse şeye sokmamak, yemin nakliyesini, özellikle yem koyacağımız depoları
bu aracın rahatlıkla dışarıdan bize yemi boşaltabileceği bir sistemde. Çiftliğin içinde gezdirmemek gerekiyor. Çiftliğin içinde gezdirmemek gerekiyor. Çiftliğin içinde gezen bir şey daha var aslında. Birçok işletmemizde, aile işletmemizde de aynı problem var. İşletme sahiplerinin ayakkabıları, çizmeleri, dışarıda giydiği kıyafeti. Şimdi bizim Mehmet abi gidiyor sabahleyin işletmede sahımı yapıyor, yemlemesini yapıyor. Ondan sonra işte işini görmek için bir dışarıya çıkıyor. Tohumcu, yemciyi onu bunu geziyor. Kahvede de diğer hayvancı arkadaşlarla beraber oturuyor. Sonra dönüyor, geliyor, aynı ayakkabısıyla şeye giriyor. Tekrar ahırına giriyor. Bu kar topunu dışarıda büyütüyor. Ondan sonra kendi başında eritiyor. Türkçesi bu. Bu sebeple işletmemizin içinin temiz, dışarının kirli olduğunu mutlaka kafamıza yazmamız veya işletmenin kapısına yazmamız gerekiyor. Yani ben bu ayakkabıyla şeyde dolaştım, dışarıda dolaştım. Ondan sonra mikropları şeye doldurdum. Ayakkabımın altına, çizmemin altına doldurdum. Bunları şeye taşımayayım. İşletmeme taşımayayım. Aynı şey celep arabası için geçerli, nakil arabası için geçerli. Bunların hepsine azami dikkat etmek lazım. Bizim için söz konusu değil ama birçok işletme için geçerli bir şey var. Bu da dışarıdan hayvan girişi. Bizim işletmemize dışarıdan hayvan girişi olmuyor. Kendi içimizden bir ürememiz var. Dışarıdan hayvan girişi olan işletmeler için de o hayvanların en az bir 21 gün karantinada ayrı bir diğer hayvanlardan bağımsız bir yerde bakılıp bir problemleri yoksa işletme için alınması lazım. Bu süreçte de onlara ayrı bir bakım ve işte giriş çıkışlarına dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli gerekiyor. Bir nokta. Pazar malları dediğimiz işte bu mallarımız, hayvanlarımız antibiyotik tedavisi veya veterinerin bir tedavisi görmüş olabiliyorlar. Bu nispetle işte pazara geldikleri zaman da işte dışarıdan bir hastalık tablosu görünmüyor olabiliyor. Ve bu nakil stresi, pazar yerinden aldığı diğer hayvanlardan alabileceği mikroplar, virüsleri siz doğrudan hayvanlarınızın içine taşımamalısınız. Bunları herkes yapabilir. İşletmenin dışında bir sundurma altında 3 hafta 4 hafta süreyle gözlemlemek, takip etmek, orada bakıp yani bir karantina işlemini orada gösterip içeriye almak lazım. Bu da çok önemli bir vurguydu. Teşekkür ederim hakikaten Mehmet. Bizim şimdi hayvan satışlarımız da olduğu için sık sık bize müşteriler geliyor hayvan bakma adı altında. Şimdi bu müşteriler de içeriye biz bunları ilaçlama sistemeden geçiriyoruz, kıyafetlerini veriyoruz. Ve bazı üreticilerimiz kızıyor bize. Kalabalık gruplar halinde geldiklerinde almıyoruz onları. İki kişiden fazla almamaya gayret gösteriyoruz. İki kişiden daha fazla almamaya gayret gösteriyoruz. Bazıları ya bizi niye giydiriyorsunuz böyle işte biz temiziz falan diye böyle espri yapıyorlar ama tabii ki de kirliler, dışarıdan gelmişler sonuçta. Ben de bazen onlara takılıyorum. Ya bu sizin iyiliğiniz için üzerinize gübre sıçramasın diye biz sizi düşünüyoruz aslında diyorum. Takılıyoruz. Her neyse şimdi bazıları geliyor mesela atıyorum buzağlara bakarken hemen elini uzatıyor. Buzağı sevmeye kalkıyor falan. Ben hemen orada müdahale ediyorum. Yani hayvanlara ve hayvan padok demirlerine temas etmek kesinlikle yasak. Ellerinizi arkada tutun diye. Ya bu bazıları bunu abes karşılıyor ama bu çok önemli bir şey. Çünkü belki kendi işletmesinde en son hayvanına dokundu geldi veyahut da üzerindeki kıyafetler işte hayvana müdahale kıyafetlerde elleri onunla bulaş şeklinde. En son ne zaman elini yıkadığını bilemeyiz sonuçta. Ve bunun bizim hayvanlarımıza dokunması, temas etmesi bizim açımızdan büyük risk. Bu veya şekilde temaslarından da kaçınmak bizde gerekiyor. Bizde bir problem olabilir. Tabii buradakini kendi işletmesine tabii taşıması. Tabii ki bu karşılıklı, yani karşılıklı bir şey. Biyogüvenlik önlemidir. Evet. Bunun dışında birçok işletme için aslında problem oluşturan ve bizim de bir türlü sonuca kavuşturamadığımız, çözemediğimiz... Evet, yapamadıklarımızı da anlatalım. Maalesef sığırcık problemimiz var. Serçe ve sığırcık. Bunlarla yıllardır mücadele ediyoruz. Denemediğimiz bir şey kalmadı. Fakat bizden özellikle Karadeniz'den izleyen arkadaşlarımız varsa atmaca hediyesi kabul ediyoruz. Evet, evet yani eğitimli atmaca. Eğitimli atmacayı hediyesi eğitimli kabul ediyoruz. Eğitimli av köpeği her türlü şeye açığız yani öneriye. Bu noktada. Yani ama bunun dışındaki bütün tedbirleri evet. Yapmaya gayret etsek de şu an sığırcığı bir türlü çözemedik. Sığırcıklar 1-0 önde savaşı götürüyorlar. Sığırcıkların başı. Şöyle bir sıkıntısı da var. Hem ciddi bir biyogüvenlik tehlikesi çünkü bunlar işletme geziyor ve diğer bir taraftan yemlerimizi çok ciddi miktarda yiyorlar ve üzerine dışkılama yaparak yemin de hijyenini bozuyorlar. Yani
hiçbir tarafından iyi bir tarafı yok. Bazıları şey diyor, ya yesin ya ne olacak diyor, onun da o nasibi olsun falan diyor, ama tabii işin bir de bu tarafından Sığırcık, baktığında şimdi çok şöyle farklı. Söyleyelim, sığırcıklar böyle binlerce geziyorlar bir arada. Tabii. Bir işletmeden bir işletmeye kalkıyorlar. Ben bir çalışmada okumuştum, 35-40 grama kadar şey tüketiyor, yem tüketiyorlar bu arkadaşlar. Şimdi nereden baksanız işte bir 10 bin sayısı olduğunda bu günde yaklaşık 400 kilo, ayda 12 tona yakın yem tüketimi demek. Bu birincisi. İkincisi, bizim rasyonumuzun yapısını baştan başa bozuyorlar. Mısırı, arpayı şeyin içinden, yemin içinden separatör gibi evet. seçiyor arkadaşlar. Bunu da alıp götürüyorlar. Yani enerji ve proteinlerimizi çalıyorlar onlar. İşte hadi bunları da çaldı diyelim, ama en kötüsü işte salmonella başta olmak üzere, klamidya başta olmak üzere birçok virüsü ve bakteriyi dışkılarıyla da bizim işletmemizin içine bırakıyorlar. Ondan sonra hakikaten bizim muvaffak olamadığımız konuların başında. Tabii bu yoğunluk arttığında biz bunları işte ses bombalarıyla, işte insan gayretiyle, işte korkutarak, bilmem ne yaparak caydırmaya gayret gösteriyoruz. Ama muvaffak olduğumuz söylenemez. Yani bir ahırdan kovalayıp yan ahıra giriyorlar. Oradan kovalıyoruz, öbür tarafına giriyorlar. Yani peşlerinde koşmaya artık evet. gücümüz yetmiyor. Bu dediğim gibi bununla alakalı herhalde atmacaya ihtiyacımız var. Biyogüvenliğimizin kırıldığı en önemli noktalardan evet. bir tanesi bence bu. Kendi iç noktamızdaki kısımlara baktığımızda da hayvan yataklıklarının ve gezinti alanlarının sık sık temizliğini yaparak buralarını da dezenfektanlarla, etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz. Sığmadaki hayvanlarımızın başlıkları çıkartıldığında her dönemde, yani her hayvandan sonra meme başlıklarını dezenfekte ederek yeni bir hayvana geçişini sağlıyoruz. Zaten doğru bir sığımla alakalı da inşallah bir program çekeceğiz beraber. Yani biz sığımı nasıl yapıyoruzu. Ondan sonra işte somatik hücre sayımız çok düşük, bakteri sayımız çok düşük, çok tercih edilen bir sütümüz var. Bunda da gurur duyuyoruz. İşte bunun birçok faktörü var. İşte beslemeden tutun da işte sağım hijyenine, sağımda yaptığımız uygulamalara kadar ve yataklık hijyenine kadar. Bunların hepsini inşallah şeyde anlatacağız. Bu sağım hijyeni ve mastitisle alakalı bir program çekeceğiz. Orada anlatacağız beraber. Meme hijyeni ve yataklık hijyeni özellikle önemli. Yataklık kullanan arkadaşlar da bu eklemlerde bulunan yataklık yaraları, dekübit dediğimiz bu yataklık yaraları hakikaten hayvanlara ciddi ızdıraplar veriyor. Ve her ızdırap süt düşüşü, ondan sonra döl verimi düşüşü demek. Öyle ki bazıları ciddi miktarda iltihaplanıyor. Kalçaya varana kadar şişen hayvanları da dışarıda görüyoruz. Ve yataklıkta özellikle yataklıklar doğru yapılmadıysa yataklık arkasına dışkılama, yataklık arkalarında dışkı birikimi söz konusu oluyorsa, birçok işletmede bunu yaşıyoruz mesela. Özellikle boyun demirinin geride veya önde olmasıyla alakalı birçok problem yaşanıyor. Bu da ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Ondan sonra yatan duran bağlı işletmelerde en büyük problem yaşıyoruz. İşletmelerimizde hayvanın bağlı olduğu yerde özellikle yıkama yapılıyor beton zeminlerde ve hayvan yatıp kalktıkça o beton zemine, ıslak zemine aynı şekilde yataklık yaraları ve buna bağlı olarak mastitler, döl verimi problemleri, işte birçok yerde çıkan ağrı, sancı problemleri, septisemiye, yani bütün vücudu etkileyebilecek enfeksiyonlara kadar birçok sıkıntı oluyor. Bu sebeple aslında yataklığın kaba temizliği bile mikrop yükünü azaltmak anlamında önemli. Bir de mikroplarla alakalı şu bilgiyi de verelim. Mikroplar bir yerden bir yere, ondan sonra hadi ben şöyle bir gezeyim diye gezmezler. Mikropların gezmesi için suyun üzerinde yüzmeleri lazım. Bakın bu çok önemli. Mikropların en iyi ve en hızlı hareketi, bir yerden bir yere nakli, otobüsü sudur. Su üzerinde çok hızlı hareket ederek yayılırlar. Siz bu sulu zeminlere, ıslak zeminleri ıslak tuttuğunuz sürece ve suyun hareketi devam ettiği sürece bu mikroplar işletme içinde çok ciddi miktarda yayılırlar. Bu sebeple kaba temizlik doğru yapıldıktan sonra doğru dezenfektanlarla doğru dozda kullanmak lazım. Belki yataklık kullanıyorsa arkadaşlar en ucuz nem tutucu olarak da çalışan zeoliti, klinoptiloliti altlık materyal olarak burada yataklık arkalarına kullanabilirler ki büyük işletmelerimizde biz bunu rutin olarak da yaptırıyoruz.
Bu çok önemli. Mesela yine ahırla alakalı sözünü kestim senin. Ahırla alakalı en büyük sıkıntılı yerlerimiz, ayak programını, ayak tırnak programı çektiğimizde de söyledik. Bu hayvanlar kaymasın diye beton zemini açtığımız baklavalar arasında suyun göllenmesi, suyun orada kalması söz konusu. Evet, temizlenemiyor orada, bu, sürekli kalıyor. Evet, ve sürekli su var, sürekli ıslaklık var. Bu sebeple ahır inşası yapılırken mutlaka profesyonel destek alınmalı. Ve bu betonu attım ben, şöyle çizeyim, böyle yapayım değil. Hakikaten derinliklerine kadar, yarın aşınma miktarlarına kadar doğru şekilde hesaplanarak bunların yapılması lazım. Yanlış yapılmış, suyun akışına müsaade etmeyen bir çizilmiş betonda zaten göllenen suda bakteri yükü de, mikrop yükü de otomatik olarak yükselecektir. Diğer kesimde işte bu kompostun üzerinde, gübresinin üstünde yatan hayvanlar içinse en büyük problemimiz yağmur suyu. Ve bunu hep söylüyorum ben Mehmetçim. Eğer hayvanlarınız kendi gübresi üstünde yatıyorsa, bu hayvanlarınızın idrarıyla alakalı çok bir sıkıntımız yok. Bu hayvanlarla alakalı bu zemine su değmeyecek. Yani senin suluğunu buraya boşaltmayacaksın. Yağmur suyuyla alakalı bu yağmur suyunu buradan uzaklaştıracaksın. Bunları yapmadığın takdirde bu İsrail sistemi, kompost sistem dediğimiz ahırın da bir faydası yok. Yani bu sebeple hangi sistemi yaparsak yapalım, ana amacımız sudan kurtulmak. Mikropların suyun üstünde yürüdüğünde unutmamak. En önemli kısım bu. Yani mastit olan bir hayvanın işte sütünü, pıhtısını akıttıktan sonra suyla bunun bütün ahıra yayılması çok basit. Veya enfekte olmuş bir hayvan abort yapmış, atık yapmış. Atık sıvıları biliyorsunuz özellikle mikrop yükü en fazla olan unsurlar bizim için. Yavru sıvıları, hayvanın plazanta eş sıvıları, arkadan gelen sıvılar, yavru suları dediğimiz sular. Bu sular eğer hayvanınız enfekte ise ve bu sularla bir adet giren mikrop 1 milyar adet bu sularla yayılıyorlar. Bu suların uzaklaştırılması, eşin uzaklaştırılması ile alakalı da mutlaka bir biyogüvenlik tedbiri, bir sistemi kurulmalı. Yani eş orada kalmamalı. Yavru suları ondan sonra bu ortamda kalmamalı diye bunların, söyleyeyim. Bunların dediğiniz kısımlar çok önemli bir işletme açısından. Hayvanların her doğumdan sonra doğumu yaptığı noktada yavru zarları ve işte yavru sıvıları dökülmekte. Bunların biz nasıl yapıyoruz noktasında biz bunların fiziki temizliğini yapıyoruz. Önce alarak bunları gübre çukuruna direkt boşaltıp olduğu noktayı da dezenfekte ediyoruz. Bunu her hayvanda şeysiz, istisnasız yapıyoruz. Yani bazılarında yapayım, bazılarını yapayım, yapmayayım diye bir şeyimiz yok. Her hayvanda bizzat uyguluyoruz. Mesela klamidyadan, mesela brucella'dan örnek verelim. Türkiye'nin problemlerinden bir tanesi. Brucella mikrobunun en büyük saçılma noktası işte bu yavru sıvılarıdır. Karnındaki yavru sıvılarıdır. Hayvan brucella olarak normal doğum yapmış olabilir, atık yapmamış olabilir. Ama bu yavru sıvılarıyla bir adet olan brucella mikrobu milyarlarca, milyonlarca adet olup işletme içine evet, bu şekilde yayılıyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, en önemli kısmı o. Bizim ahırlarımızda her ahırımızın girişinde ayak daldırma, çizme, daldırma dezenfektanlarımızı kullanıyoruz. Süt araçlarında sütü verdikten sonra etrafa dökülen sütlerin de temizlenmesi ve o noktanın hijyenik hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü süt çok kolay bir şekilde bakteri üretebilen bir yapıdadır. Bir diğer önemli biyogüvenlik tedbirimiz de sinek mücadelesi. Biz sinek mücadelesini kış sonunda başlayarak larvasit mücadelesiyle başlayarak yaz döneminde de uçkun mücadelesiyle devam ettiriyoruz. Çünkü sinekler hem mikrop saçılımında rol oynuyor hem de özellikle sivrisineklerle alakalı değil mi? Sivrisinekler hastalık nakli de yapıyor birbirinden hayvanların. Ne yapıyorlar? Mesela mavi dille alakalı. Mavi dil, Schimmelberg. Birçok sineklerle nakleden hastalığımız bunlar var. Bunlar ciddi problemler. Yine kenelerle nakledilen Babesia tayleria gibi. Evet. Ondan sonra birçok bu şekilde bu canlılarla taşınan hastalıklarımız evet, var. Bunlar için de iç ve dış parazit uygulamalarını da 6 ayda bir olarak uyguluyoruz. Sineklerle alakalı hep şeyi söylemişizdir zaten. Sinek mücadelesi sinekler uçmaya başladığında yapılmaz. Tabii evvelinde sinek yapmak sinek lazım. Mücadelesi daha işte doğmadan. Mart-Nisan ayı itibariyle işte Nisan 15'ten sonra larvasit mücadelesiyle başlar.
en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Bunun dışında işletmemizde ne yapıyoruz? Onlarla devam edelim. Şimdi onun haricinde her işletmenin ciddi manada sıkıntı yaşadığı fare problemi, kemirgen problemi oluyor. Bunlar içinde kullanılan ilaçlar var. Biz de bunlardan kullanıyoruz fareleri engellemek için. Onun dışında işletme... Fareyle alakalı şunu söyleyelim. Özellikle fare ve sıçanla alakalı, işte bu rodent dediğimiz hayvanlarla alakalı birçok mücadele yapılması lazım. Ve bunların bir tanesini gördüğünüzde canlı vaziyette bunun onlarca olduğunu bilmeniz lazım. Ben bir gördüysem bu onlarcadır. İki gördüysem yirmilercedir. Üç gördüysem otuzlarca. Bizde fare problemi varı görmeniz lazım. En önemli mesele de fare mücadelesiyle alakalı. Özellikle bu zehirli buğdaylar vesaireler kullanıyor arkadaşlar. Böyle değil. Geç öldüren. Farelerle alakalı yapılan çalışmalar şunu göstermiş bize. Bilmeyen üreticilerimiz için anlatalım onu da. Fareler bir yeni bir yem maddesi gördüğünde bu yem maddesine önce aralarında en yaşlı ve hasta olanı gönderiyorlar. Eğer bu yiyip ölmediği takdirde diğerleri de bu yemi yiyor. Bu sebeple hızlı öldüren fare zehirlerinin etkinliği kısa. Onu yiyip öleni gördükleri zaman diğer fareler bu yemden, hızlı öldüren işte buğday içine karıştırılmış zehirlerden yemiyorlar kesinlikle. Bu sebeple farelerin kan dolaşımını bozup daha geç öldüren, ondan sonra kurutarak öldüren fare, yeni nesil fare zehirleri, fare ilaçları denen rodent mücadele ürünleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Evet. Yani ben işte zehirli, işte içine zehir katılmış buğday kullanarak bunu çözmeye çalışıyorum değil. Hakikaten yeni nesil daha geç öldüren, yani bütün farelerin güvenli görüp tüketeceği, ondan sonra rodent mücadelesi ürünlerini kullanmamız lazım. Bu ürünleri kullanırken özellikle fareler kendilerini güvende hissettikleri şekilde bu ürünleri tüketiyorlar. Burası da çok önemli. Bu da ne demek? Özellikle işte bir boru içine koyabilirsiniz bunları. Bir PVC boruyu, pimaş boruyu, işte ne diyorsanız 50'lik 100'lük bir boruyu bir duvara monte edip bunun içine koyabilirsiniz. Fare bunun içinde bu zehri alabilir. Çünkü onun içinde güven hisseder. Farelerin özellikle bir aynı yolu tercih ettiklerini unutmamak lazım. Bu sebeple fare dışkılarını gördüğümüz yerlere bu istasyonları, işte bu tünelleri koyabilirsiniz. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bu tünelleri ya da hazır olarak satılan fare mücadele istasyonu ismi verilen istasyonlardan da, o plastik tünellerden de koyup bunu koyabilirsiniz. Ama kendiniz bunu rahatlıkla işte işletme içindeki eski pimaş borularla bile rahatlıkla kendiniz yapabilirsiniz. Fare ile alakalı da bunu söylemiş olalım. Fare bize salmonella getirir. Fare türlü, bize birçok viral enfeksiyonu yanında taşır. Fare bir sürü klostridiyal enfeksiyonu beraberinde getirir. Ölüsü de derttir. Botulinus misyonundan da ciddi sıkıntı de, oluşturabilir. Ölüsü de çok büyük derttir. Bizim yemlerimize botulismusla alakalı işte o ani öldüren birçok işletmede onlarca, yirmilerce, yüzlerce hayvanın ölümüne sebep olan hastalığı da beraberinde getirebilir. Ve bunu herkes bilir ama dediğim gibi anlattık ya, işletmenin farzlarından bir tanesi biyogüvenliktir. Onun da içinde en önemli unsurlardan bir tanesi de rodent fare mücadelesidir. Diğer bir noktada da işletme içindeki veya dışarıdan giren köpekler de çok ciddi manada biyogüvenlik tehdidi oluşturuyor. Bu niye böyle? Çünkü köpeklerin dışkısı bizim için çok önemli olan Neospora caninum dediğimiz bir sığırlarda da yavru atmalara sebep olan bir hastalığa sebep oluyor. Bu yüzden ve tedavisi mümkün değil. Bunun. Değildir. Bu yüzden işletme içinde kendi köpeklerini bağlı tutmalarını ve yemliklere veya yem depolarına uğramamalarını tavsiye ederiz. Ve dışarıdan da bir köpek girişinin çıkışını kesmeleri lazım. Kesinlikle. İşletme içinde köpek olmalı, o da bağlı olmalı. Birinci tercihimiz bu. Çok iyi eğitimli köpeklerimiz var. Bize yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Bu köpeklerin de parazit mücadelesi çok sıklıkla, veteriner hekim arkadaşımın planladığı sıklıkla bu şeylerin, kendi canlarımızın, köpeklerimizin parazit mücadelelerinde yapmamız gerekiyor. Dışarıdan gelen köpek varsa, hele bu sizin yem depolarınızda dolaşıyorsa, Neospora caninum paraziti, protozoonu bir işletmeyi batırır.
yılda belli sürelerde atıklar zincirleri oluşur. Bu atıkları durdurmak için mücadele yöntemleri vardır ve çok pahalıdır. Bir işletmede çok ciddi zararlara sebep olur. İşletmenin döl verimiyle alakalı, işletmenin geleceğiyle alakalı işletmeyi hep geriye düşürür Neospora kanunum. Bu sebeple özellikle köpek dışkısı, köpek pisliğinin köpek pisliğinden, köpekten uzak durmamız gerekir. Biz eğer hayvancılık yapıyorsak. Özellikle bununla alakalı bir noktaya değinmek istiyorum Mehmet. Özellikle tarlalara tavuk gübresi attığımız zaman kümes bu tavuk gübrelerini aldığımız kümes sahipleri veya kümes bakıcıları içine şeyleri de atıyorlar. O günün tavuk ölülerini de gübrenin içine atıyorlar. Onunla beraber tarlalara geliyor ve tarlalarımızda yoncanın içinde, mısırın içinde ciddi miktarda köpek varlığı söz konusu oluyor. Birçok zaman bunlar bize şeyi taşıyor. Birçok enfeksiyonu da yanında taşıyor. Bu sebeple tarlalarımızın biyogüvenliğine de bu nispette işte özellikle köpek ve yaban hayvanlarıyla alakalı da hep gözetim altında tutmakta fayda var diye devam ediyor. Bir de köpeklerin yaptığı şöyle bir davranış var. Dışarıdan buldukları yiyecek veya işte ne buldularsa bunu alıp soteyer diye gördükleri samanlıklar oluyor. Genellikle bunun içine getirerek burada bırakıyorlar ve bu da tekrar botulismus riskini oluşturuyor. Özellikle hayvan ölülerimizi mutlaka derine gömüp kireçle kapatmamız evet. lazım. Köpekler 1 metreden 1,5 metreden rahatlıkla bir kemiği ölü hayvanın parçalarını rahatlıkla zaten çıkartabiliyorlar. Ondan sonra benim ölü hayvanım başkasına sıkıntı olmasın, başkasının ölü hayvanı da bana sıkıntı olmasın. Bu hayvanları usulüne uygun olarak köpeklerin çıkaramayacağı şekilde gömmek, üzerine de mümkünse enfeksiyonlar varsa kireçlemek lazım. Evet. Diğer evet. bir önemli biyogüvenlik noktası da yem hijyeni. Yem hijyeninde de göz ardı edilmemesi gereken noktalar var. En başta da küf unsuru. Şimdi silajlarımız belli bir üst kısımlarında sağında solunda küflenmeler varsa bunların çok iyi bir şekilde temizlenmesi, yeme bulaştırılmaması gerekiyor. Yem depolanmalarında da istiflerinde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yemlerin bozulmaları, küflenmelerin işte topaklanmaları bunlar yem hijyeniyle alakalı zaten yem katkı maddelerinde veya mikotoksinle alakalı bir program yapacağız ama bir noktayı söyleyelim. Küflü maddeleri temiz yem maddelerinden mutlaka uzaklaştıracağız. Hı. İşletmenin en uzak yerine. Küfler, hep anlatıyorum ben onu. Hocam biz küfü vermiyoruz. Küfü vermiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ayıkladık, şeye koyduk. Kenara, yakınına bırakıyoruz. Kenarına koyduk. Diyorum ki hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Küfler tek hücrelidir. Tek hücreden itibaren o zehirli maddeleri üretirler. Sigara dumanının havada dağıldığı gibi buradan bir rüzgarla bütün şeyinize dağılıyor. Bütün işletmenize dağılıyor. Bu sebeple küflü maddeleri zaten ayıklıyoruz. Ayıkladığımız maddeleri de mutlaka işletmenin lazım. Uzağına, rüzgarın ters istikametine, yani işletmeye doğru esen rüzgara doğru değil, ters istikamete doğru bunları depoluyoruz ve en kısa sürede de işletmemizden uzaklaştırıyoruz. Bu en önemli mevzulardan bir tanesi. Programımızın ana teması bugün aşılamalar. Hijyeni, biyogüvenliği çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. Aslında aşılamaya gelene kadar ki bu noktalarda en az aslında aşılama kadar da önemli. Her biri zaten başlı başına bir program konusu. Bunların getirebilecekleri ve götürebilecekleri anlamında. Fakat aşılamalar da biyogüvenliğin en önemli parçası. İşte vaksinasyon dediğimiz kısım bu. İşte bugün bir Covid pandemisi yaşıyoruz yaklaşık 2 senedir. Bununla alakalı da en önemli mücadele noktamız ne? Aşılama. Toplumsal olarak aşılanmamız. Bu sebeple aşı karşıtlığı safsatasından da uzak durup hem insanlarımızı hem hayvanlarımızı aşılamak durumundayız. Biz işletmemizde hangi aşıları yapıyoruz? Hangi dönemde yapıyoruz Mehmet? Özellikle nelere dikkat ediyoruz? Aşı programımızı neler belirliyor bizim? Bununla alakalı senden şeyleri alalım. İşletmemizin donelerini alalım. Onun ekleneceklerini de en son olarak ekleyelim
Söz sende. Şimdi aşılamalar konumuz. Aşılama noktası bir işletme için çok önemli bir unsur. Olmazsa olmaz. Bunun ihmal edilmemesi lazım. Bunun masrafından kaçınmaması lazım. Çünkü buradaki harcanacak masraf tedaviden daha ucuzdur. Her zaman aşılama tedaviden daha ucuzdur. O yüzden bu bilinçte davranmak lazım. Her işletmenin buna dikkat etmesi lazım. Biz de aşılamada... Şimdi şunu söyleyelim. Bizim bu işletmedeki ana hedeflerimizden bir tanesi, ki her yıl bu noktada büyük başarı kaydediyoruz, antibiyotikle süt miktarımızı azaltmak birinci hedefimiz ve işletmede antibiyotiklere harcadığımız parayı en aza indirmek. Ve bununla alakalı da her yıl ciddi bir mücadele içindeyiz ve öyle ki harcamalarımız içinde dezenfektan, fare mücadele ürünü, ondan sonra hijyen ürünleri kısmı bizdeki en büyük alan. Antibiyotik kısmı en düşük alan. Diğer büyük alansa aşı kısmı, aşılamalar kısmı. Her işletme böyle olmalı. Evet. Antibiyotikler azalmalı. Aşı ve işte bu hijyen ürünleri kısmı artmalı, çoğalmalı. Şimdi aşılama noktasında da her işletmeye özgü bir aşı programı oluşturması lazım. Yani çok es veriyorum bugün. Aşılama işletmeye özeldir. Bunu vurgulayalım. Evet. Yani burada kullanılan bir aşı yan işletmeye de aynısı olacak diye bir şey yok. Her işletmenin kendi özelinde nelere gereksinim varsa, nelerle ilgili sıkıntı yaşıyorsa ona yönelik bir aşılama programı oluşturması lazım. Bizdeki yapılandan bahsetmek gerekirse bizim ilk noktada buzağı sağlığı açısından başladığımız zaman ineklerimizin kuru döneminde rota korona ve ekoliye karşı aşılama yapıyoruz. Bunu rapelli olarak, yaşlı hayvan da olsa rapelli olarak uyguluyoruz. Bu rapel dediğimiz belli aralıklarla tekrar iki demek. Uygulama şeklinde. Rapeli, aşının rapelinden bunu kastediyoruz. Halkımızda zaten COVID sayesinde rapeli de öğrendi. Evet. Birinci aşı, ikinci aşı, üçüncü aşı. Şimdi bu şekilde inekteki bağışıklık materyalleri bu hastalıklara karşı olan ağız sütüyle, kolostrumla buzağa geçiyor. Buzağın 15. gününde ve 30. gününde yine rapelli şekilde viral ve pastörelle içeren BVD, İBR, solunum karması aşıları ve BVD, parainfluenza, BRSV ve pastörelle içeren bir solunum karmamız var. Bunun ardından da takribi 45. ve 75. günlerde yine rapelli olarak kolostridium aşısı yapıyoruz. Kolostridium da çelerme enterotoksemi aşısı arkadaşlar. Ciddi bir tehlike arz ediyor bizim için. Biz dönem dönem kolostridium ile ilgili sıkıntılar yaşadığımız için bu noktada önem veriyoruz ve bunu aynı zamanda kuru dönemdeki hayvanlarımıza da yapıyoruz. Ağız sütüyle de alabilmesi için buzağların. Bunun ardından buzağlık kısmı, buzağı kısmı bitip buradaki buzağların da, yani bu aşıları tamamlayan buzağların da sürünün tamamının aşı programına geçiyorlar. Bu sürünün tamamındaki aşı programımız ise şap aşısı kullanıyoruz. 4 ayda bir bunu uyguluyoruz. Çiçek aşımızı devletin istediği aşılar bunlar. Bunu da yılda bir olarak kullanıyoruz. Onun dışında mastis aşımız var. Hayvanların meme sağlığı açısından çok önemli. Bunu kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor. Yetiştiricilere de bunu tavsiye ediyorum. Bu da bizim kullandığımız aşı Staphylococcus aureus ve E. coli için bir aşı ve bunu 6 ayda bir uyguluyoruz. Mesela mastitisle alakalı biraz açalım bu mevzuyu. Mastitisle alakalı biz burada tür tayinlerimizi yaptırdık zamanında. Çıkan enfeksiyonlarımızı gördük. Bunun üzerine bir aşı seçtik. Bu aşıyı 6 ayda bir kullanarak bu problemi yönetmeye çalışıyoruz ki bu noktada başarılıyız. Evet. Çok daha şiddetli problem yaşayan arkadaşlarımın özellikle meme ağrısı, mastitle alakalı tür tayinlerini yaptırmaları, ondan sonra ya piyasada var olan aşıları ya da bu türe ait özel otojen aşı dediğimiz aşıları işletmede kullanabilirler. Hiç problemleri yok mastitle alakalı. Bu noktada bir işte Staphylococcus aureus'la alakalı bir sıkıntıları yok. Hiç aşı da yapmayabilirler. Ama mastitle alakalı problemleri var. Adını koymuşlar. Ondan sonra mastit aşılarını da programlarına dahil etmelerini öneriyoruz. Biz de yaptığımızsa 6 ayda biz bu işletmemizde biz mastit aşılarını yapıyoruz standart olarak. Onun haricinde yine 6 ayda bir kolostridium aşımızı uyguluyoruz tüm sürümüze. Çelerme aşılarımızı özellikle yapıyoruz. Bunda da çelerme aşısı seçimi de bizim için önemli. Biz buradaki enfeksiyonların durumuna göre, eğer yaşadığımız problemler işte özellikle
şiş bağırsak, kanlı bağırsak sendromu dediğimiz HBS'ye dair yüksek süt verimli hayvanlarımızı etkileyen durumları da baz alarak işte ona uygun çelerme aşılarını seçiyoruz. Yani işletme içinde çelerme aşısı da seçerken mutlaka bir veteriner hekim arkadaştan destek almak lazım. Hangi suçları içermesini istiyorsak ona göre 7'li, 8'li, 9'lu, 5'li, kaçlı karmayı kullanacaksa içeriklerin özelliğine göre seçiyoruz. Ondan sonra böyle bir seçim yapılması lazım. Yani burada veteriner hekim arkadaşımızın kararına uymak lazım. Ben çelerme aşısı alacağım, yapacağım değil. Ondan sonra suşu da ihtiva eden aşıyı kullan diyorsa veteriner hekim arkadaş, onu kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde koyunculuk içinde zaten vazgeçilmez çelerme aşıları. Bizde ise bununla alakalı yıllardır bir aşı programımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine 6 ayda bir uyguladığımız BVD, IBR, parainfluenza içeren yine bir aşımız var. Viral karma biz aşımız var. Biz erginlere solunum karması aşılarına da büyütme döneminde yaptığımız gibi ergin dönemde de tabii, biz bu hayvanlarımıza rutin olarak devam rutin ediyoruz. Olarak 6 ayda bir devam ediyoruz. Buna. 6 ayda bir işte solunum karması aşılarımızı BVD içeren, parainfluenza 3 içeren, BRSV içeren aşılarımızı. Evet. Bu noktada inaktif aşı tercihimiz bu sıralar. İnaktif aşıyla yapıyoruz. Bu tercihimizi de biz belirliyoruz burada. Enfeksiyonlarımızın yaygınlığına göre bundan birkaç ay evvel canlı aşıyla buzağlarımızda değil mi? Nazal aşı da programımız içinde dahildi. Bunu niye söyledim? İşletme içinde değişen koşullara göre aşı programınız yoğunlaşabilir. Aşı programınız daha da gevşeyebilir. İşte bazı hastalıklar için yoğun aşılamalar yapılabilir. Mesela BVD ile alakalı konuşalım biraz. Çok önemli bir hastalık BVD ve veteriner hekimin radarından kaçan hastalık olarak tarif ediyoruz birçoğumuz bu hastalığı. Buna bağlı olarak problemler var diyelim ki işletmenizde. Siz BVD ile alakalı mücadelenizi canlı aşılarla da sürdürmeniz, özellikle tohumlama zamanı öncesindeki düvelere bu canlı aşıyla aşılamanız gerekiyor olabilir. Biz ise böyle bu nispette bir problemimiz yok. İşte kullandığımız karma aşının içindeki BVD suşuyla bu aşılamalarımızı devam ediyoruz. Ama dediğim gibi sizde böyle bir problem var, ciddi bir problem var. Bununla alakalı mücadele etmeniz gerekiyor. Bu mücadelede canlı aşıları da işte tohumlama öncesinde BVD ile alakalı evet, ilave etmenizde fayda var. Bizim bir diğer önemli gördüğümüz aşımız botulismus aşısı. Bunu da 6 ayda bir yapıyoruz. Botulismus da birçok işletmenin de başının belası olan bir hastalıktır. Yani bunun da aşısının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Aşı programına eklenmesi gereken bir hastalıktır. Bunun da aşılamasını 6 ayda bir olarak uyguluyoruz. Uyguladığımız aşılar bu şekilde. Evet, şimdi biz bundan kaç sene evvel botulismus problemi gördük? 4 sene, 3 sene önce mi? 4 sene önce mi? 3,5-4 sene oluyor. 4 sene önce botulismusla alakalı bir sıkıntı yaşadık. Önce botulismusla alakalı şunu söyleyelim. Clostridium botulinum'un ürettiği toksinlerin oluşturduğu bir hastalık bu hastalık. Ve çelerme aşıları içinde botulismusla alakalı bir aşı yok. Botulismus aşıları ayrı aşılar. Ve biz de bu problemi yaşadığımızda bir gün sabahleyin geldik ki bizim sallantılı yürüyüşte olan, ondan sonra bir iki tane yatan, ondan sonra bir ileri aşamada işte kuyruk refleksi, dil refleksi kaybolmuş, botulismus olduğuna kanaat getirdiğimiz hayvanlarımız oldu. Tabii biz kanaatle de bunu bitirmeyiz. Bu kanaat oluştu. Oluşmasına rağmen numunelerimizi toparladık, mide bağırsak numunelerimizi. İşte bu konuda uzman laboratuvarlarda da bunun adını koydurduk ve çok ciddi miktarda hayvan kaybetmedik ama bir dönemde çok sayıda hayvan kaybettik. Evet. Bunun üzerine botulismusla alakalı mücadelemizi işte bu aşılama programımızı koyduk. Çok uzun zamandır botulismus problemimiz olmamasına rağmen 6 ayda bir aşılamaya devam ediyoruz. Belki bu sene artık senede bire dönebiliriz botulismus aşılamasıyla alakalı. Botulismus'a sebep olan etkenleri bir söyleyelim. Her etken sebep olabilir. Yani kaba yeminizin içindeki fare, sıçan vesaire ölüleri ki bunu biz balyalarken çok sık yaşıyoruz. Evet. Kaplumbağadan yılana, işte fareye, sıçana kadar. Bunlar sebep olabilir. Doğru şekilde ona sonra silolamadığınız pelet yemleriniz, konserve etkisi, konserve toksinidir bu toksin. Bunlar sebep olabilir yoğun miktarda. Ondan sonra en çok özellikle pH'sı düşmemiş silajın
Ondan sonra asitesi fermentasyonu tamamlamamış sılajın belli bölgelerinde konserve etkisiyle Clostridium botulinum üreyebilir. Yani botulismus hepimizin başına gelebilecek çok ciddi ve ölümlerle sonuçlanan, aşılar çalışana kadar da hayvan kaybetmemize neden olan hastalıklardan bir tanesi. Bu sebeple botulismusla alakalı da aşılamayı ondan sonra işte görmediğiniz dönemlerde yılda bir ama bunlarla karşılaştığınız dönemlerde de en az 6 ayda bir olacak şekilde botulismuslu aşı programlarına dahil etmek maalesef lazım. Maalesef psikolojisi de çok kötü bir hastalıktır yaşayanlar için. Evet. Yani sapasağlam hayvanlar bir anda sabah sağlam akşam yatar, akşam sağlam sabah yatar şekilde bulunuyor. Önce 2 sene önceydi herhalde Çankırı'nın bir köyünde birçok hayvanı botulismustan köyün hayvanlarını kaybettik. Birçok işletmede hakikaten botulismusla alakalı. Bir de veteriner hekim olarak bizlerin de çaresiz kaldığı, İşte başında yakaladığımızda işte bir kısım hayvanları döndürebildiğimiz ama hayvan gözümüzün önünde hayvan kaybettiğimiz hekim açısından da çok böyle ızdırap verici hastalıkların başında geliyor. Bunun dışında arkadaşlar işletmenizde Leptospira görüldüyse Leptospira ile alakalı aşılamayı. Ondan sonra bunun dışında işletmenizde akciğer enfeksiyonlarınız buzağlarda çok daha yoğunsa bu enfeksiyonlarla alakalı daha erken dönemden başlayan daha sık aşılama programları, içine canlı aşıların da dahil olduğu. BVD ile alakalı yoğun problemleriniz var. BVD aşılarının tek başına kuru dönem de işte rotakorona aşılarıyla beraber olduğu aşılamalar yapılmalı. Aşılamalarla alakalı iki noktaya değinmek istiyorum Mehmet Bey. Mehmet sana. Tabii sen de dışarıda birçok işletmeyi de ziyaret ediyorsun. Seni de davet ediyorlar. Ondan sonra dönem dönem veya işte kendi ailenin de köyünde de dostlarının işletmeleri var. Orada da şahit olmuşsundur. Ben çok şahit olduğum bir durumu anlatayım. Onu da tamamlayalım. Şimdi birincisi aşılarla alakalı enterotoksemi aşısıyla beraber birçok aşı yan yana yapılabilir. Ama diğer birçok aşı beraber yapılabilecek aşılar olduğu gibi beraber yapılamayacak, aynı anda yapılamayacak aşılar vardır. Özellikle aynı reseptöre çalışan vücutta aşıları belli aralıklarla yapmak lazım. Aynı anda 2 enjektör, 3 enjektör aşılamalardan kaçınmak. Bununla alakalı mutlaka aşılamalar veteriner hekim nezaretinde yapılır. Veteriner hekim yapar veya onun nezaretinde teknisyen arkadaşlarımız yapar. Aşı veteriner hekimin işidir. Bunu da unutmayalım. Aşılamayı veteriner hekim yapar veya veteriner hekim nezaretinde bir teknisyen, tekniker arkadaş yapar. İkincisi, özellikle enfeksiyonların olduğu işletmelerde enjektör uçları değil mi Mehmet? Ne yapmak lazım bunları? Tek kullanımlık olarak. Enjektör uçlarını hayvandan hayvana geçerken mutlaka değiştirmek lazım iğneleri. Diğer mesele ise aşı deri altıysa ondan sonra derin kas içine yapılacaksa uygun boyuttaki iğne ucunu bu hayvanlarda kullanmak lazım. Ve en önemlisi bütün bu işleri yaparken hayvanları minimum strese sokmak lazım. Ayak programında da söylemiştik. Birçok aşı atık yapmaz. Yani aşıların %90'ı atığa aborta sebep olmaz. Aşı yaptım aborta sebep oldu. İşte atık yaptı hocam dediğiniz hayvanlarla alakalı hayvanları strese soktuğunuzu unutmayın. Aşı değildir atık yapan strestir diyorum. Son buradaki sözlerini alıp kapatmam gerekiyor. Mesut oradan işaret ediyor. Bu nokta çok önemli değindiniz hocam. Çünkü hayvanları strese sokmak yaptığımız aşıyı doğru yapmış olsak dahi en hijyenik en iyi şartlarda yapmış olsak dahi yeterli bağışıklık taşımıyor. Bağışıklığı sağlamayacak. Çünkü bağışıklığı baskılayacak ve bunları da yaparken aşıların soğuk zincirlerine işte güneş altında bırakmamak gibi bunlara da uygularken dikkat etmek lazım. Mehmet çok keyifli bir programdı. Evet. Ben faydalı olduğu kanaatindeyim. İdeal Hayvancılık izleyicileri Ballıpınar Çiftliği'nde uzman veteriner hekim kardeşim, meslektaşım Mehmet Düzer'le beraber biyo güvenlik içinde de aşılamaları anlatmaya gayret ettik. Bir dahaki programda tekrar birlikte olmak üzere. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Ben teşekkür ederim.